Yenilikçi James Webb Uzay Teleskobu, ilk tam renkli görüntülerini ve spektroskopik maddenin özelliklerinin, emilen ve salınan parçacıklar, ışık veya ses aracılığıyla incelenmesi verilerini, 12 Temmuz 2022'de yayımlamaya hazırlanıyor. NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile birlikte işlettiği uzay teleskobunun ilk resmi gözleminden elde edilen bu veriler, bir törenle açıklanacak. NASA yöneticisi Bill Nelson'a göre, teleskoptan gelen ilk veriler arasında, evrenimizin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüsü yer alacak. Nelson, teleskobun hangi nesnelere odaklandığına dair fazla ayrıntı vermedi ama merakla beklenen verilerin, şimdiye kadar görülen en eski nesneleri içereceğini aktardı. İnsanlığın, daha önce hiç görmediği kadar uzakta olacak. Webb teleskobunun neler yapabileceğini ve yapacaklarını yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Bu arada Webb teleskobu, şimdiye kadar kullanılmış en büyük ve en karmaşık gözlemevi diye niteleniyor. Webb teleskobunun yeni görüntüsü, kabaca 13,7 milyar yıl önce meydana geldiği varsayılan, büyük patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonra oluşmuş, ilk galaksilerin yer aldığı, Hubble görüntülerini geride bırakabilir. Uzay teleskobunun zaten kısa süre içinde emekli olması planlanan, Hubble teleskobunun yerini alması bekleniyor. Bu arada NASA'daki başka yetkili isimler de, Webb teleskobunun ilk verilerinde, ne görebileceğimize dair, bazı ipuçları açıkladı. Ajansın, bilim misyonlarından sorumlu müdür yardımcısı Thomas Zurbayen, şu ifadeleri kullandı. Geceleri, yıldızlı gökyüzüne bakarak merak ederiz. Başka yerde hayat var mı? İşte bizi uyanık tutan, bu gezegenlere bakacağız. NASA'nın Washington'daki genel merkezinde, Webb'in operasyonlarında görev alan, Eric Smith ise evrenimizle ilgili inanılmaz derecede, heyecan verici bir keşif döneminin eşiğindeyiz dedi. Webb'in ilk tam renkli görüntülerinin yayımlanması, hepimizin durup insanlığın daha önce hiç görmediği, bir manzaraya hayran kalması için, eşsiz bir fırsat sunacak. Bu görüntüler onlarca yıllık özverinin ve, hayallerin doruk noktası olacak. Ama aynı zamanda bu sadece bir başlangıç. Merakla beklenen veriler 12 Temmuz'da Türkiye saatiyle 17.30'da paylaşılacak. Etkinlik NASA'nın internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.